Çocuklar, sizce astronotlar uzaya nasıl gidebiliyor? Hastalıkları tedavi eden ilaçları kimler nasıl buluyor? Arabalar, uçaklar, bilgisayarlar nasıl icat edildi? Dünyada kaç ülke var? Kaç insan yaşıyor? Ay neden yuvarlak? Yıldızlar neden gece görünüyor? Neden bu kadar parlaklar? Evet, kuşlar nasıl uçabiliyor? İşte bu soruların hepsinin cevaplarını kitaplardan okuyarak öğrenebiliriz. Kitap okuyarak birçok bilgi ediniriz. Kitap okumak sizi hem bilgilendirir hem de hayal gücünüzü geliştirir. Kitap okudukça daha çok merak edersiniz. Merak, hayal gücü, bilgi insana neler yaptırır neler. Örneğin icatlar. İcatlar yaptırır. Mesela çok okuyan biri uzayı merak eder. Sonra uzaya gidebilmeyi hayal eder. Peki uzaya nasıl gidebilirim? Diye düşünmeye başlar. Uzaya gitmek için tabii ki bir araç lazım. Bir uzay aracı hayal etmeye başlar. Peki bir uzay aracını nasıl yapabilirim? Uzay ve araçlar hakkında okudukları kitaplardan öğrendiklerini düşünür ve şu lazım, bu lazım, Uzun yıllar önce bunu hayal eden biri uzay aracı yaptı ve bugün uzaya gidilebiliyor. Ampulü icat etmek için güneş batıp karanlık çöktüğünde bile ışığı hayal etmek gerekir. Önce hayal edersiniz. Sonra okuyarak edindiğiniz bilgileri kullanarak ampul icat edersiniz. Edison bunu çok önce hayal etmiş tabii. Uçak icat etmek için bir yere uçarak gitmeyi hayal etmek gerekir. Birileri bunu da yapmış. Ben de seni çok seviyorum dedeciğim. Hoşça kal. Çok ama çok uzaktaki biriyle konuşabilmeyi hayal etmiş ve telefonu da icat etmişler. Yani okumak insanı bilgilendirir. Daha çok meraklandırır. Kitap okursanız yeni sözcükler öğrenirsiniz. Ne kadar çok sözcük bilirseniz duygularınızı, düşüncelerinizi o kadar iyi anlatırsınız. Daha çok kelime öğrenen insan daha iyi konuşur, daha iyi ikna eder. Dolayısıyla istediklerine daha kolay ulaşır. Kitap okuyan insan daha iyi düşünür. Küçükken okulda olduğu gibi büyüyünce hayatta da başarılı olur. Bazı insanlar kitap okumayı sevmezler. Kitap okumayı sevmeyen insanlar neler kaybettiklerini bilmedikleri için sevmezler. Bir bilseler, siz sakın onlardan biri olmayın. Bol bol kitap okuyun. Başlangıçta sıkılsanız bile bir süre sonra çok hoşunuza gidecek. Çok yararlı, çok da zevkli bir alışkanlığa dönüşecek. Böylece akıllı, kibar, bilgili, başarılı olacaksınız. İnanın. Okumaya bayılıyorum ve birbirinden güzel kitaplarım var. Mesela bu. Bu en sevdiğim kitaplardan biri. Genç Erdem çıkarmış. Gizemli Kız Samira. Harika bir macera kitabı. Bu kitabı öyle sevmiştim ki hiç bitmesin istedim. Ama bitti. Neyse ki yayın evi bu kitabı seri olarak çıkarmış. Her birinde başka bir macera. Sonra bu kitap. Keloğlan Suskunlar Ülkesi'nde. Öyle eğlenceli bir kitap ki anlatamam. Mutlaka ama mutlaka okumanız lazım. Bu Erdem Yayınları'nın Minik Ada dizisinden. İşte en sevdiğim kitaplardan biri daha. Dino ile Pino'yu arkadaşıma da aldım. O da çok sevdi. Bakın, işte bu kitaptan çok yeni kelime öğrendim. Üstelik okuduğum en güzel masal kitaplarından biri. Masal Rüzgarı. Bu da Erdem Çocuk kitaplarından. Sevdiğim kitap Nasrettin Hoca ile Cimri Komşu'nun hikayesi. Şu kapağın güzelliğine bakın.
Yok yok, en sevdiğim kitap bu. Masal İstanbul. Hayır hayır, en sevdiğim bu. Tutankamon'un kolyesi. Bunların hepsi birbirinden güzel kitaplar. İnsanı meraklandıran iyi bir macera kitabı tıpkı çikolata gibidir. İnsan hiç bitmesin ister. İşte bu kitap gibi. Sırtımdaki ağır yük. Bu kitabı bana bir arkadaşım hediye etti. Bu kitaba bayıldım, bayıldım. Kitabın kahramanının sırtında çok ilginç bir şey var. 40 yıl düşünseniz bile ne olduğunu tahmin edemezsiniz. Ne olduğunu hemen öğrenmek istiyorsanız bu kitabı hemen alın ve okuyun. Bu kitap bana çok güzel bir şey öğretti. Ne olduğunu asla söylemem. Söylersem hiç heyecanı kalmaz. Sırtımdaki ağır yük kitabını okuyunca zaten siz de öğreneceksiniz. Diş temizliği çok önemlidir. Ben dişlerimi fırçalamadan asla yatağa girmem. Bazı kitaplar vardır, her gece okumak istersiniz. Pufuduk, yumuşacık, oyuncak ayıcık gibidir. Uyku saati geldiğinde okuduktan sonra sarılıp uyumak istersiniz. İşte çocuğun doğası böyle bir kitap.